Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde. EKPSS'de avantajlı bölümler, gruplar var mıdır? Engelimize göre avantajlı sayılır mıyız veya öğrenim durumumuza göre avantajlı sayılır mıyız? Evet, bunun cevabını aramaya çalışacağız inşallah. Evet, EKPSS adı üstünde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı, engelli bireylerin katıldığı bir sınav arkadaşlar. Bu sınav ortaöğretim yani lise ve dengi, ön lisans ve lisans mezunlarının ayrı ayrı sınava girdiği bir uygulama. Bu uygulamada her öğrenim durumuna göre ve her engelli grubuna göre engelli adaylar farklı farklı sınava alınırlar arkadaşlar. Sınav aynı gün gerçekleşir. Gelelim sorumuzun cevabına. Arkadaşlar, KPSS'de hangi bölümden çıkarsanız çıkın, mezun olursanız olun, sizler avantajlı durumda değilsiniz. Yani burada şu demek değildir: İşte ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum ama diğer gruplardan avantajlıyım. İşte ben şu lisesi mezunuyum, diğer gruplardan avantajlıyım. Arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Ancak şu avantaj var: meslek lisesi çıkışlı olan arkadaşlarımız kendi bölümlerinde açılan kadrolar tercih yapar ve diğer bölümleri de tercih yapabiliyor. Yani düz lise mezunlarının tercihlerine de katılabiliyor. Sadece burada tercihlerde bir avantajınız var. Ancak şu değildir ki, EKPSS alımlarında diyelim ki Diyanet İşleri'nden bu sene çok alım oldu, seneye de çok alım olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Veya Sağlık Bakanlığı çok aldı, seneye de çok alacak diye bir kural yok arkadaşlar. Açılan kadrolara ve niteliklere göre alımlar gerçekleştiriliyor. Yani bir İmam Hatip Lisesi mezunu hiçbir zaman avantajlı durumdadır diye düşünmeyin. Çünkü kadrolar açıklanırken devletin ihtiyacına göre kadro veriliyor. Yani bir Sağlık Bakanlığı, bir Milli Eğitim Bakanlığı, bir Orman Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'na atanan arkadaşlarımız hiçbir zaman avantajlı durumda sayılmıyorlar. Çünkü bu atamalar tamamen kadroların niteliğine ve alınan puanlara göre değişir. Arkadaşlar, EKPSS'de en büyük ayrıcalık yani avantajlı grup, puanı yüksek alan gruptur. Yani hangi bölümden girerseniz girin, hangi diplomaya göre girerseniz girin, öğrenim durumunuz ne olursa olsun, puanınız yüksek olmadıktan sonra sizin için çok fazla önemi yoktur. Bu şu değildir: umutsuzluk var mıdır? Hayır. Atanabilen arkadaşlarım var, 50 puanla ataması yapılan arkadaşlarımız var. Ama kafalardaki şu soru asla sizi yormasın: İşte hangi meslek lisesinden çıkarsak çıkalım avantajlı mıyız? Böyle bir avantaj yok arkadaşlar. Puanı yüksek olan, iyi puan alan daima avantajlıdır. Ancak gruplarda veya meslek liseleri çıkışlarda tercih yaparken hem mesleğinize göre tercih yapabiliyorsunuz hem de düz lise kodlarından tercih yapabiliyorsunuz. Sadece bu fark vardır. Bu da tabii tercih yapması durumunda size bir avantaj getirir. Ama puanınız yüksek değil ise bu sizin için bir avantaj değildir. Değerli arkadaşlar, bugün de sizlere EKPSS'de avantajlı gruplar var mıdır veya öğrenim durumumuz bize avantaj getirir midir sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Benim sizlere tavsiyem, lise mezunuysanız ön lisans okuyun, ön lisans mezunuysanız lisans okuyun. Çünkü diploma her zaman sizin için artı getirir ve alımlarda bu önemlidir. Ama KPSS'de en önemli dikkat etmeniz gereken husus yüksek puan alın arkadaşlar. Derslerinize iyi şekilde çalışın ve yüksek puan alın. Yüksek puanlı düz liseler bile, lise çıkışlılar bile daima avantajlıdır diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.